Cumhurbaşkanı'na verilen kanunla %5 Cumhurbaşkanı'na, %5 bakana bütçedeki oranları aşma imkanı, arttırma imkanı gelirken 3 katına, yani %5 20'de birken 3 katı, kanunun öngördüğünün 60 katı boyutta, düzeltiyorum, kanunun öngördüğünün 36 katı boyutta bir anayasa ihlali var. Bunların hepsini Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bu konuda üzerimize düşen görev neyse bunu fazlasıyla yapacağız. Ayrıca Anayasa Mahkemesi demişken bir husus var. Sıkça sorulan, dile getirilen, onu da söyleyelim. Bu EYT düzenlemesi büyük adaletsizlikler içeriyor. Örneğin 2000'den sonra kademe bekleyen vatandaşlar, 17 gün geç sigortalı oldum diye 17 yıl fazla çalışacağım diyen vatandaşlar Anayasa Mahkemesi'ne EYT'nin götürülüp götürülmeyeceğini soruyor. EYT ilk çıktığı aşamada Anayasa Mahkemesi'ne götürülse vatandaşlarımızın emeklilikleriyle ilgili bir engelleme, olası bir iptal durumunda karardan itibaren vatandaşların emekli olamaması gibi bir durum ortaya çıkacağından bu risk değerlendirildi ve EYT ilk çıktığı aşamada vatandaş emekli olsun, maaşı bağlansın diye beklenerek Anayasa Mahkemesi'ne gitme yolu tercih edilmedi. Ancak şimdi bu konuda yapılacak ilk değişiklik ve düzenlemeyle eşitliğe aykırılık ilkesiyle Anayasa Mahkemesi'ne gitmek için o kanunda yapılacak ilk değişikliği bekliyoruz. Çünkü vaktiyle yapsak, ola ki Anayasa Mahkemesi iptal etti, dünya kadar beklentiyi, bizim üzerinde en çok çalıştığımız hususun bir anda durması söz konusu olabilirdi. İnsanların maaşları bağlansın diye beklendik. O kanun üzerinde yapılacak, ki hazırlıkları biliyorsunuz, yapılacak ilk değişiklikte Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda gerekli çabayı göstereceğiz. Ayrıca emeklilikte yaşa takılanlar kanununun mağdurlarının doğrudan Anayasa Mahkemesi başvuru süreciyle ilgili de olası değerlendirmeleri yapıyoruz, çalışmaları devam ediyoruz. Bu konuyu da asla ve asla gündemimizden ve ülkenin gündeminden düşürme niyetinde değiliz. Biraz önce bahsettiğim ek bütçe meselesi 1.9 trilyon lira. Dedikleri, efendim, bu deprem için. Baktığınızda deprem için ihtiyaç duyulan para 507 milyar lira. Bu yürütmenin meclise sunduğu bütçenin içindeki kendi rakamı. Yani aslında gelen ek bütçenin %27,5'u deprem için. Bundan geriye kalan %72,5'u Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kötü yönetiminden, savurganlığından, liyakatsiz ellerde seçime kadar ekonominin savrulmasından ve hiç şüphesiz o koltukta oturabilmek için Cumhuriyet tarihinin en ölçüsüz, en yarınları düşünmeden uyguladığı seçim ekonomisi yüzündendir. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, meclisin tatile girmesine dair bazı eleştirileri var. Onlardan bahsetti. Ev ve EYT konusu da gündemindeydi. Şimdi çok kısa bir reklam aramız var.